Efendim hepinize merhabalar. Bugün bizim bu programı çektiğimiz gün 18 Mart 2022. O nedenle öncelikle Çanakkale zaferimizi bütün herkes için tekrardan kutluyorum. Siz bu yayını bir gün sonra izliyor olacaksınız. Şimdi bugünün teması gene Serra Hoca ile beraber yatırım fonlarını inceleyeceğiz ama biz yatırım fonlarında bu hafta teknoloji fonlarını seçtik. Teknolojiye yönelik olan fonları seçtik. Yani bunu niye yaptık? Bir kere özellikle Amerika'da son dönemlerde teknoloji hisselerinde çok ciddi bir hareketlilik, volatilite var. Diğer taraftan baktığımızda da özellikle geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan, daha sonra Pazartesi ve Salı günleri Çin'de devam eden teknoloji hisselerinin de içinde bulunduğu Shenzhen bölgesine yönelik olan bir kapama ihtimali ya da işte buranın kapanacak olması COVID-19 nedeniyle ciddi bir teknoloji hisselerinde satış dalgası getirdi. Daha sonra gerçi bunlar toparladı ama yani teknoloji hisseleri hala günümüzün en önemli konularının içerisinde yer alıyor olarak gözüküyor. O nedenle ben sözü sizlere daha fazla uzatmadan Serra Hoca'ya vermek istiyorum. O da Nasdaq Golden Dragon Endeksini getirdi. Burada neler görüyoruz? Önce buradan başlayalım. Daha sonra teknoloji fonlarının detaylarına gireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, merhabalar Burak Hocam. Hoş bulduk. Ben de izleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Çin hükümetinin bir takım kısıtlamaları vardı teknoloji hisseleriyle ilgili. Onların yansımalarını aslında geçtiğimiz dönemde Çinli teknoloji şirketlerinde düşüşlerle görmüştük. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte Amerika'nın ambargoları aynı zamanda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları bunların hepsi olumsuz etkilemişti aslında. Fakat 16 Mart tarihinde Çin hükümetinin finansal piyasalarla ilgili bir takım iyileştirmeler yapacağına dair bir söylemin çıkması burada her ne kadar ekranda görüyorsunuz Dragon Endeksinde son dönemde bir düşüş olsa da aslında burada 16 Mart tarihi itibariyle %32'lik bir artış var endekste. Bu tabii oldukça olumlu yansıdı bizim de fonlarımızın tarafına. Birazdan fonların getirilerinden bahsederken hangi fonlara olumlu yansıdığında söyleyeceğim, paylaşacağım sizlerle. Şimdi bir de biz de şimdi Dragon Endeksine bakıyoruz dünya küresel piyasalara bakarken, Çin'e bakarken. Bizim tarafta da biz teknoloji ağırlıklı sınırlamalı endeks dediğimiz bir endeksimiz var. Borsa İstanbul'un yayınlamış olduğu bir endeks bu. Ben burada dolar kapanış değerlerini koydum. Gördüğünüz gibi son dönemde aslında bir düşüşe girdik. Bu 5 yıllık bir grafik. Hafif bir düşüş aslında seyrediyoruz. Dragon Endeksindeki kadar güçlü olmasa da. Burada da Borsa İstanbul'da yer alan hisse senetlerini takip edebilirsiniz. Bunun üzerine yazılmış iki tane de fonumuz var. Birazdan onlardan da bahsedeceğim hocam. Evet. Bir de yatırım fonları anlamında teknoloji fonları herhalde çok çok fazla değil, değil mi hocam? Yani bu fonlar diğer fonlara oranla belki biraz daha kısıtlı. Kimisi çok uzun dönemi kapsayan fonlar, kimisi halka arz tarihi itibariyle daha yeni olan fonlar. Onlar da herhalde bu şu anda konuştuklarımız. Evet, dediğiniz gibi 2021 yılında hızlandı aslında teknoloji fonlarının piyasamıza girişi. Fakat daha eskiler de var. Ekranda görüyorsunuz mesela 1990'da kurulmuş olan Yapı Kredi Portföy'ün yabancı teknoloji hisse senedi fonu var, YAY. Onu takip eden 2010 senesinde AFT var, Ak Portföy'ün gene teknoloji hisse senedi fonu. Burada farklı türler bazında açıyorlar portföy yönetim şirketleri. Mesela ikisi yabancı hisse senedi fonu olarak açılmış. TEP Portföy'ün bir fonu var. Sadece Amerika'ya odaklanmış bir fon bu. Amerika'daki teknoloji hisselerini alıyor. Bunun kuruluşu biraz daha yeni, 2016 yılı. Bir de Garanti Portföy'ün var. Bu da 2014 yılında kurulmuş Garanti'yle TEB'in fonları hocam içerisine hisse senetlerine değil de ETF'leri alıyorlar. Yabancı fon sepeti fonu olarak kurulmuş bu iki tane fon. Bunun dışında bizdeki yerli teknoloji hisselerine yatırım yapan ICZ kodlu Ak Portföy'ün bir fonu var. Bir de Deniz Portföy'ün oldukça yeni 2022 yılında Ocak'ta kurulmuş bir fonu var. Bu da DHC koduyla işlem görmekte. Bunu takip eden 5 fonumuz daha var. Yani toplamda bizde 11 tane teknoloji fonu var. TTE İş Portföy'ün az evvel gösterdiğim endeksin içindeki hisse senetlerini alıp pasif yönettiği yani endeks değiştikçe hisse senetlerini değiştiren TT kodlu fonu nispeten daha eski. 2001 yılında kurulmuş eski bir fon. Hatta geçen senenin en yüksek getirili endeks fonuydu. Bir de
daha yeni kurulmuş, gene aynı endeksi takip eden Yapı Kredi Portföy'ün YHZ kodlu bir fonu var. Bu da 2021 yılı kuruluşlu. Çok daha yeniler Inveo Portföy'den geldi. Bir değişken fon bu. IRT kodlu fon. Bunun içinde en son baktığımızda izleyicilerimiz de takip edenler bilirler. Tefas'ta fonların varlık dağılımlarını gün be gün izleyebiliyoruz. Mesela ben dün baktığımda IRT'nin içinde %60 oranında yabancı hisse tuttuğunu görüyorum. %32'si de yerli hisse senetlerinden oluşuyor. İş Portföy yeni bir karma fon kurdu. Gene teknoloji temalı bir karma fon bu 2021 Ocağı'nda. Onun da içinde %72'si yabancı hisse, %15'i de karma fon olduğu için sabit getirili de koymak zorunda içine özel sektör tahvili tutuyor. Son olarak da QNB Finans Portföy'ün teknoloji fonundan bahsetmek istiyorum, OJT. Bu bir fon sepeti fonu ve içinde yabancı ETF'ler tutuyor %78 oranında dün itibariyle baktığımızda hocam. Fonlarımızı kısaca tanıtırsak böyle. Evet. Evet, yani bizi izleyenler çoğunlukla merak ediyorlar. Yani hangi fonlar var diye. Biz istisnasız her fonu, her çıkartan kurumun fonunu alıp burada incelemeye çalışıyoruz. Getiri itibariyle de birazdan zaten analizleri yapacaksınız. Bu fonlar içerisinde tabii uzun dönemli olanlara daha uzun bakıyoruz ama çok yeni olan fonları da belki o çerçevede bakmak lazım. Yani bu çok yeni çıktığı için belki getiriler anlamında değerlendirmek gerekiyor. Burada da bunların yatırım yaptıkları ülkeler, değil mi? Yani bu da önemli. Çünkü hangi piyasalarda özellikle yatırım yapıyorlar onu görmek bence çok daha önemli. Evet. TFF, TEP portföyün fonu mesela zaten Amerika isminde de geçiyor. Amerikalı şirketlere yatırım yapıyor. AFT'de daha muhtelif. Şunu belirtelim. AK portföyün teknoloji fonu hocam. Teknoloji temalı ve o temaya inanan bir fon aslında. Biz portföy yöneticisiyle de bir sohbet programı yapmıştık. Orada da iletmişlerdi. AFT'yi aktif yönetmiyorlar aslında. Pasif bir yönetim. İşte belli dönemler itibariyle şirketleri seçip 20 tane şirkette eşit ağırlıklı dağılım yapıyorlar. %5 her şirketin ağırlığı. Burada özellikle ben Çin'i, Hong Kong'u, Tayvan'ı göstermek istedim. Buradaki şirketler Güney Kore. İşte bu %32'lik Dragon Endeksindeki yükseliş, Çin hisse senetlerinde yükseliş AFT fonunu 17 Mart itibariyle günlük %7,5'luk bir getiri kazanmasına yardımcı oldu. Çünkü Çinli şirketler ağırlıklı. İşte Alibaba, Tencent falan var içinde. %7,5 dolar da dün düşmüştü kur. Dolayısıyla dolar bazında baktığınızda %8'lik bir getiri yazdı yatırımcısına AFT bir günde. Yay da keza aynı şekilde. Fakat onun içinde bu Çinli hisse senetlerinin payı daha düşük %1 civarında. O nedenle ondaki günlük getiri %4,21 olarak yine tabii ki çok yüksek bir getiri yer aldı. Evet, aslında bu fonlara bakarken tabii biz Dragon Endeksini niye en başta getirdik? Çünkü oradaki hareketler aslında fon hareketleri üzerinde de doğrudan etki yapabiliyor. Bu günlük getiriyi bu kadar yüksek getirdiği gibi risk anlamında, günlük götürü anlamında da o kadar da silebiliyor. Onun için çok aslında dikkatli olmak lazım. Bu teknoloji hisseleri genel itibariyle volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde biraz riskli olarak da belki değerlendirilebilir. Yatırımcının bunu da bilmesinde fayda var. Yani her gün bu kazancı sağlama ihtimaliniz olmayabilir. Çünkü endeks içindeki ağırlıklara göre sınıflandırılmasını iyi analiz etmeniz gerekiyor. İşte TEFAS'a baktığınızda bunların bütün detaylarını da oradan gün be gün takip etme imkanınız var. Bunu da hatırlatalım. Evet, evet. Bir sonraki bahsedeceğimiz konu herhalde getiriler olacak. Zaten evet. Siz de açtınız burada. Evet, sizin söylediğiniz aslında bu tablo kanıtlar nitelikte hocam. Çünkü baktığınızda mesela bu fonların ilk dört fonu gösteriyorum. Bunlar yabancı ağırlıklı. Yani dolara daha da bağımlılar. Dolayısıyla bunlarda bakın bir aylık, üç aylık getiriler negatif. Yani burada yatırımcılar kaybetmişler hep. Özellikle de şimdi 16 Aralık, 16 Mart itibariyle baktığımda tam 20 Aralık'ın burada düşüşünün etkisi var bu fonlar üzerinde. Biliyorsunuz günlük %20'ler, %25'ler civarında kayıpları oldu bu fonların bütün yatırım araçlarında olduğu gibi. 3 aylık getirileri negatif, -15-16 civarında ama uzun vadeye baktığınızda yani bu yatırım uzun vadeli yaptığınızda 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl diye baktığımızda hocam Türk lira bazındaki getiriler yayda %663, 5 yıllıkta işte AFT'de 720, TFF'de 434 ve 383'te garanti portföyün fonunda. Dolayısıyla aslında tema dediğimiz şey özellikle hani burada iki noktayı vurgulamak istiyorum sizin dediğiniz gibi bir
riskli, yani teknoloji de olduğu için aynı zamanda riskli. İkincisi de tek bir fona, tek bir temaya yatırım yapmak hiç doğru değil. O nedenle biz hep programlarımızda da söylüyoruz, eğer teknoloji fonu alıyorsanız yanına başka bir fon da, işte sağlık, turizm olabilir ya da işte başka türlü bir tema, emtia fonu olabilir gibi, bunlarla dengelemek gerekiyor portföyü aslında. Çünkü kısa vadede... Doğru. Bir portföy çeşitlendirmesi yapmak doğru. Sonuç itibariyle tek bir üründe kaldığınız zaman bu oldukça risk taşıyor. Bir diğer konu da, yani burada teknoloji hisselerini sevenler, özellikle belki genç kuşak daha fazla seviyor olabilir. Bu fonların yatırım yaptıkları ülkelerin her birinden tek tek hisse senetlerini toplayabilmek çok güç olmasına rağmen, fonların bize sağlamış olduğu en büyük avantaj işte bu farklı ülkelerden hisse senetleri üzerinden ya da ETF'ler üzerinden yatırım yaparak onların hepsini bir bütün halinde bize bir sepet içinde sunabilmeleri. Ama burada bir kere daha vurgulayalım. Sonuçta tek bir tema üzerinden gitmek her zaman riskli. İster bu teknoloji olsun, ister sağlık olsun, ister başka bir şey olsun. Bunu da tıpkı nasıl hisse senetlerinde yapıyorsak buradakini de aynı şekilde bir çeşitlendirmeye gitmek en doğrusu diye hatırlatalım. Evet. Bu ikinci tablomuzda da diğer fonların getirilerini hem kısa hem orta hem de uzun vade olarak görüyoruz. Burada tabii bir tek TT'nin 5 yıllık getirisini görebilirsiniz. Çünkü o daha eski bir fon, %321 kazandırmış. Diğer fonlarımızın getirileri de baktığınız zaman kısa vadede evet negatif getiriler var ama 6 aydan itibaren getiriler pozitife dönüyor. IRT fonunun içinde, Inveo portföyün fonunun içinde de Güney Kore ve Çin şirketleri olduğu için onda da hani önümüzdeki dönemde bu yansımaları görebiliriz diye düşünüyorum. Bir de hocam buraya şey koyduk, hani TL bazlı evet baktık ama bir de dolar bazlı getirilere bakalım dedik. Benzer tabloyu burada da görüyoruz. 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık da negatif getiriler ama 3 yıllık ve 5 yıllıklara baktığınız zaman dolar bazlı güzel getiriler var. Mesela işte Yay 5 yılda %93 kazandırmış dolar bazında, keza AFT'nin %107. O nedenle burada biraz perspektifin, yatırım perspektifinin uzun vadeli olmasının fayda sağlayacağını düşünüyoruz yatırımcı açısından. Burada da diğer şirketleri görüyorsunuz. Türk hisse senetlerine yatırım yapan TTE'de mesela 3 yıllık dolar bazlı getirinin %41 olduğunu burada söyleyelim. Ama kısa vadede dolar bazlı getiriler de negatif. Sizin söylediğiniz gibi ben burada aslında bir de hani risklilik için risk değerine bakmalarını öneriyorum yatırımcılarımıza. Tefas'ta risk değerlerini görebilirler. Bakın buradaki fonlarımızın çoğunun risk değeri 7, yani en yüksek risk kategorisindeler. Bir tek Deniz Portföy'ün Türk hisse senetlerine yatırım yapan fonunun riski 5 olarak çıkmış. En düşük riskli o ama o da yine hani yüksek riskli diye belirtmemiz gerekir. Evet, aslında bunlardan bahsetmek, bundan sonraki her programda da bahsedeceğimizi söyleyelim. En azından aldığımız fonlar eğer çok yüksek miktarda sayıya sahipse onlar için de belki seçmeci olarak bunları koyabiliriz. Ama burada sayı olarak da oldukça az teknoloji hisseleri. O nedenle bu risk değerlerini vereceğiz. Geçtiğimiz hafta şarp oranlarını vermiştik. O birazcık kafaları karıştırmış. Aslında hocam o şarp oranını bir kere daha vurgulayalım isterseniz kapamadan önce. Çünkü onunla ilgili çok yorum ve soru gelmişti. Evet, şarp oranı sıralama yapmak için kullanılıyor. Şarp oranının yüksek olması iyi, bunu sormuşlardı çünkü yorumlarda. Yani en yüksek şarpa sahip olan kendi kategorisi içindeki fon en iyi performansa sahip anlamına geliyor. Şarp oranı şu demek, aldığı bir birim riske karşılık ne kadar getiri yaratmış? Dolayısıyla ne kadar yüksekse, ne kadar aldığı riske karşılık getirisi fazlaysa o fonun diğerlerine göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde yorumluyoruz. Bundan sonraki videolarımızı yine koyabiliriz hocam. Evet, belki fiyat kazanç oranı gibi de düşünmek gerekebilir. Hani bu konuya çok yabancı olanlar açısından o hisse senetlerinde daha akla yatkın olan bir şey. Burada risk karşılığı, bir birim riske karşılık ne kadar getiri aldığını gösteren bir oran. Dolayısıyla yüksek olması tabii ki aslında o fonun kazandırdığının bir göstergesi. Hocam ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Bu haftanın temasını ayrıca şuna da dikkat edelim diyeceğiniz. Şunu söyleyebilirim. Bu fonların içeriklerine kaptan portföy dağılım raporlarından bakabilir izleyicilerimiz. Her ay sonunda bir önceki ayın, her ay başında özür dilerim, bir önceki ayın
hisse senetlerini, ETF'lerini liste halinde veriyor fon yöneticilerimiz. Bunu takip edebilirler. Bir de Tefas'tan her gün varlık dağılımına bakabilirler. İçindeki hisse oranına, tahvil oranına. Bu bilgileri kullanabilirler. Muhakkak risk değerlerine baksınlar. Yatırımlarını aslında Kapı ve Tefas'ı kullanarak bu şekilde yönetebilirler. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz o zaman hocam. Ağzınıza sağlık. Bu haftanın temasını teknoloji hisseleri olarak seçtik seyircilerimiz için. Umuyorum önümüzdeki haftalarda yeni konularla beraber olacağız. Geçen hafta çok büyük bir ilgi olmuştu videomuza. Umut ediyorum bundan sonraki haftalarda da aynı ilgi artarak devam edecektir. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere diyelim. Herkese de mutlu bir hafta dileyelim. Kolay geçsin. Ben çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.